İkinci Dünya Savaşı'nda ne kadar kurban ve kayıp verildiğini tam olarak söylemek imkansız. Zaman geldi geçti ve bir zamanlar kayıp olan şeyler artık ortaya çıkarılabilir hale geldi. Sahra Çölü'nde o döneme ait ilginç bir şeyler mi var? Rusya'nın geniş açıklıklarındaki bir bataklığın kalın tabakasının altında saklanan da ne? Bu buluntular ne kadar tehlikeli olabilir? En amansız çöllerin kum bataklıklarında bilim insanları Tutankhamon'un mezarına eşdeğer büyüklükte bir savaş uçağı buldu. Bu tarihçilerin söylediğine göre Amerikalıların 2. Dünya Savaşçısı ortadan kayboluşundan 70 yıl sonra Sahra Çölü'nde keşfedilen Kitty Hawk P-40'tı. Her ne kadar yere çakılmış olsa da uçak oldukça iyi durumdaydı. Curtis Cobain, ürünün böyle sağlam bir makine olma reputasyonunun haklı bir nedeni vardı. 1942 Haziran ayında Teğmen Deniz Koping, Mısır'da bir hava kuvvetleri üssünden başka bir hava üssüne geçmek üzere 260 uçaklık bir filonun başına geçirildi. Operasyon sırasında Teğmen ve uçağı kayboldu. Ama yıllar sonra uçak bulundu. Fakat içinde pilot yoktu. Kitty Hawk'un çevresinde bulunan şeylerden pilotun kazada ölmediği anlaşılıyordu. Zavallı adam geçici bir kamp alanı yaratmak için paraşütünü kullanmıştı. Belli ki birinin gelip onu kurtarmasını beklemişti. Ama ne yazık ki durum umutsuzdu. Sıradaki buluntu da savaş zamanından bu zamana mükemmel bir şekilde korunarak gelmiş. Burada bir uçaktan değil, bir pilottan bahsediyoruz. 760 uçaklık bir havaalayında görevli ve Hunchback lakaplı bir Hawker Hurricane İngiliz savaş uçağının pilotu Çavuş Boris Lazarev. 1943'te Lazarev, Alman savaş pilotu Rudolf Müller tarafından vurulmuş. Askeri tarih bilimcisi Yuri Rayben, arşivlerde Müller'in aynı gün Karelya'da iki Sovyet uçağını düşürdüğünü kanıtlayacak bilgiler bulur. Bir bataklığa düşen Hurricane ve pilotu kazadan tam 55 yıl sonra çıkarılmış. Bataklık zemin ve motor yağının cesedin çürümesine izin vermediği anlaşılmış. Bu nedenle de adeta mumyalanmış gibi görünüyormuş. Pilotun gözlükleri ve üzerine kayıtlı el yapımı bıçağı da kokpitte bulunmuş. Çavuş Lazarev daha sonra iki şeref madalyasıyla beraber askeri anıt mezara gömülmüş. Birkaç yıldır Rusya'da Yuri Gagarin adlı bir arama ekibi, 2. Dünya Savaşı sırasında kaybolan askerlerin kimliklerini tespit edip onları gömmek için çalışıyormuş. Bellerine kadar çamur içinde kalan bu ekip, ülkenin tarihine katkıda bulunmuş. Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndan beri bir sürü şey bulan ekip, bir seferinde ormanda L-300 model bir motosiklet bulmuş. Bu, Sovyetlerin ilk büyük ölçekli motosikleti, savaş öncesi dönemde çok popülermiş ama çoğu cepheye gönderildiğinden bu fotoğrafta gördüğünüz türünün kalan son örneği. Bu gördüğünüz arabalarsa, motorun aksine askeri hizmete alınmamış araçlar. Bu bir yığın araç Fransa'da toprağın altında bulunmuş. Savaşın çok başlarında Fransa'da insanlar Alman ordusundan kaçmak için yer altına saklanırmış. İşte bu arabalar da buralarda terk edilmiş ve bunca yıl boyunca orada kalmış araçlar. Çoğu yerinden oynatmaya bile gelemeyecek kadar kırılganlar. Yuri Gagarin ekibinin bulduğu bir başka keşifte bataklıktan çıkma komple bir silah ambarı. Ekibin bataklıktan çıkardığı ilk silah Mosin Nagant denilen 3 sıra kraliyet tüfeğiymiş. 1950'lerin sonuna kadar yaygın olarak kullanılan silah aslında Kızıl Ordu'nun kullandığı ana silahlardan biriymiş. Ekibin bulduğu bir diğer buluntuysa 45 milimetrelik Sovyet tank savar topunun mermisi. Tecrübeli ellerde bir 45 milimetrelik Sovyet tank savar topunun mermisi düşmanın silahlı araçlarına ciddi bir tehlike oluşturabiliyor. Ekip ayrıca oldukça tehlike arz eden geleneksel damla şeklindeki Alman 50 milimetrelik bombaları da bulmuş. Üstelik kırmızı renkleri bile kısmen duruyormuş. Elbette 60 yıl yer altında kaldıktan sonra Alman bombalarının çoğu patlayıcılık özelliğini yitirmiş. Tabii asla emin olamazsınız. Özellikle de söz konusu düşmanın zırhlı araçlarını ve tanklarını yok etmek üzere dizayn edilmiş, oldukça da başarılı olmuş, 2. Dünya Savaşı boyunca başta Almanlar olmak üzere tüm Mifer tarafından oldukça yaygın olarak kullanılan hain bir Tellermine 35 mayınıysa. Savaş zamanından kalan tankın nehrin dibinden inanılmaz çıkarılışı da gerçekten nefes kesen bir şov. Özellikle de bu bir T-34 modelde en ünlü Sovyet tanklarından ve 2. Dünya Savaşı'nın en çok hatırlanan sembollerinden biri ise, geçiş ve manevra kabiliyetiyle hatırı sayılı bir üstünlük göstermiş olan bu alet için savaşın seyrini değiştirdi diyebiliriz. Tank, Don Nehri'nde gerçekleştirilen bir keşif gezisinde 2016 yılında keşfedilmiş. Ekip aynı zamanda tankın battığı yerde bir köprünün dubalarını da bulmuş. Bu durum, aracın nehirden karşıya geçerken suya gömüldüğünü gösteriyormuş. Ön cephede savaşan askerler için cesaret madalyaları ayrı bir önem taşır. Çünkü bu madalyalar sadece savaş alanında kişisel cesaret örneği göstermiş kişilere verilir. İnanın veya inanmayın, bir asker bu madalyaya 6 kez layık görülmüş. Sovyetler Birliği'nde ise Kırmızı Yıldız, savunmaya büyük katkısı olan kişilere verilirmiş. Ortasında kasklı, paltolu ve tüfekli bir Kızıl Ordu askeri olan madalyaya rast gelmek büyük bir şans. Bu insanlar kim ve bu onurlu madalyaları kim toprağın altına bıraktı? Bu madalyaların arkasında askeri numaraları bulunduğundan isterseniz bu madalyanın kime ait olduğunu ve ne zaman verildiğini bulabiliyorsunuz.